Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesini konuşuyoruz. Şu an ülkemizde tarım öyle durumda ki çiftçi tükenmiş, çiftçi bitmiş, çiftçi üretimden uzaklaşıyor. Tarım sektörü küçülüyor. Peki bu bütçede çiftçinin üretime tekrar geçmesi için önlem var mı? Kaynak ayrılmış mı? Hayır. Bakın, çiftçi Bağkur'unu ödeyemiyor. Gübre alamıyor. Zira ilaç alamıyor. Yem, tohum, fide alamıyor. Göztaşı alamıyor, göztaşı. Şimdi hepiniz şaşıracaksınız, göztaşı ne? Değerli arkadaşlar, göztaşı bitkisel üretimde çok yıllık ağaçlarda çok gerekli olan bir madde. Ama çiftçilerimiz ne fiyatına ulaşabiliyor, ne ürünü bulabiliyor. Çiftçi borçları AKP döneminde 70 kat arttı. Yani şu anda 200 milyar liranın üzerinde çiftçi borcu var. Bu borçlarla alakalı bu bütçede bir kaynak var mı? Üretimi arttıracak bir stratejiniz var mı? Size soruyorum Sayın Bakan. Bakın, sizin döneminizde mutsuz çiftçi yokmuş. Sayın Bakan öyle diyor. AKP iktidarında en az 3 milyon hektar arazi tarım dışına çıktı. Türkiye'de tarımın geldiği nokta bu. Kimmiş mutlu olan? Ha, mutlu olanlar var elbet. Merak ediyorum Sayın Bakan, siz hangi ülkenin tarım bakanısınız? Mutlu çiftçi varsa sizin tarım ürünleri ithal ettiğiniz ülkelerin çiftçileri mutlu. Benim çiftçim 10,5 liraya mazot ve DAP üre gübresini 14,5 liraya alıp yemi 200 liraya alıp bir de üretimi nasıl yapacak? Hiç düşünüyor musunuz bunları? Bunlarla ilgili nasıl bir önlem alacaksınız? Size soruyorum arkadaşlar. İçinizde bu şartlarda üretim yapacak bir baba yiğit var mı? Sayın Bakan, sen yapabilir misin bu şartlarda bu üretimi? Çiftçimiz binlerce lira gelen elektrik faturasını ödeyemiyor. Bankur borcunu ödeyemiyor. Traktörüne mazot alamıyor. Mazot alamazsa arazisini nasıl sulayacak? Nasıl sürecek? Nasıl işleyecek? Üretim nasıl artacak? Ne mutlusu, çiftçi mutluymuş. Eğer bu bütçede bunlar için bir kaynak olsaydı belki mutlu olurdu çiftçi. Ama yok. Bu Türk çiftçisini bitirme bütçesi. Bakın, siz çiftçinin traktörünü hazzettiniz. Tarlalarını hazzettiniz. Ahırdaki hayvanlarını hazzettiniz. Yetmedi, borcundan dolayı çiftçiyi hapse attınız, hapse. Hapse attınız çiftçiyi. Ziraat Bankası'nın internet siteleri icradan satılık tarla ilanlarıyla dolu arkadaşlar. Tarla ilanları işte. Bu bakanın tarımı getirdiği durum bu. Çiftçi kazanıyorsa bu ilanlar neyin nesi Sayın Bakan? Siz Türk çiftçisini bitirdiniz. AKP döneminde 114 milyar dolar tarımda ithalat yapıldı. İşte siz busunuz. Değerli arkadaşlar, bu ülke tarımsal üretimin aslında cenneti. Ama insanlarımız un alamıyor, süt, peynir alamıyor, yumurta alamıyor, yağ alamıyor. Ele ekmeği 1 lira ucuza almak için saatlerce kuyrukta bekliyor vatandaşlarımız. Burada arkadaşlar, bazı arkadaşlar da diyor ki, siz diyor üretimi arttırmadığınız için kuyrukta bekliyor. Değerli arkadaşlar, insanlar ertesi gün bayat ekmek alıyor yarı fiyatına diye. Ülkeden haberiniz olsun, haberiniz. Haberiniz var mı? Simitçiler artık yarım simit satmaya başladı. Ben bir Türk vatandaşı olarak bundan utanıyorum. Bilmem sizler utanıyor musunuz? Dün bir pazarcı pazarda çeyrek lahana sattım diye bas bas bağırdı. Değerli arkadaşlar, bir çiftçi olarak ben bağırıyorum yandım diye. Vatandaş pazardan ürün alırken bağırıyor. Bu ülkeyi getirdiğiniz hali ortada. Utanın artık, utanın.
Buyurun Cengiz Bey, tamamlayın. Başkan bir saniye, teşekkür ediyorum. Verdim, buyurun, buyurun. Açıldı mı başkan? Açıldı. Bir dakika dur, başa bir dakika silin, yeniden ver. Buradan bütün Türk çiftçilerine sesleniyorum. Biz iktidarımızda öncelikle çiftçi borçlarının faizini sileceğiz. Tarımı programlayacağız. Tarımsal üretim hamlesi başlatacağız. Yeniden tarım ürünlerinde ihracat yapan tarım ülkesi olacağız. Milli gelirin %1'i oranında çiftçimize destek vereceğiz. Analarının ak sütü gibi helal bir para bu. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV'yi kaldıracağız. Tarımsal elektrikten vergileri arındıracağız. İktidar 1 yıldır atama yapmıyor. Her köye ziraat mühendisi, veteriner, tekniker, teknisyen göndereceğiz. Gübreyi ucuzlatacağız. Üretimi arttıracağız. Çiftçinin yeniden ihya edilmesine katkı yapacağız. Birlikte üreteceğiz. Ve